Her yıl binlerce genç tatile gitme umuduyla zorla köye götürülmekte. Ve artık bu düzenin değişmesi gerekiyordu. Ve ben de... Ne demiştik? Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yolculuk vlogu yapacağız. Bu gece hiç uyuyamadım, biraz yorgunum ama hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Bir haftadır video atmıyormuşum, ondan dolayı video çekme gereği duydum. Haydi bakalım, görüşürüz. Basmayı unutma. Allah Allah, kırdın lan. İlk durağımız olan Adıyaman'a doğru yola koyulduk. Evet dostlarım, şu anda havam hayvan gibi soğuk. Ondan dolayı bir an önce bir yerde kalıp artık oradan gideceğiz. Ve bize sıcak çay ve kahve ikram edebilecek birilerini bulduk. Ve bütün geceyi orada geçirdikten sonra biletimizi alıp tepeye doğru tırmanmaya başladık. Hava rüzgarın da etkisiyle epey bir soğuktu. Abi şu anda hava çok soğuk. Şu anda gitmek manyaklık. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama. Ama eşsiz manzarası kesinlikle görülmeye değerdi. Açıkçası Nemrut Dağları'ndaki heykeller gözüme biraz küçük geldi ama bence yine de görülmeye değerdi. Ve hep birlikte güneşin doğuşunu seyrettik. Ve sonrasında Cendere Köprüsü'ne geldik fakat fazla ilgi çekici bir şey bulamadığımız için börekçiden börek alıp yola devam ettik. Ve tekrardan karnımızın acıkmasıyla birlikte bulduğumuz lokantaya oturduk. Yerde olabilir bilmiyorum. Burada gördüğünüz de çoraptan yapılmış bir bebek. Ulan Kayserililer uyanık derler de bu kadar mı lan? Bunu turistlere kaç liraya satıyorlardır kimdir? Neyse şaka. Ve 15 Temmuz'u anma şeyi yapmışlar. Ve ben içerideki sergiye maskesiz girdiğim için beni maske almaya gönderdiler. Maske satan bir yerde yok ki ana. Ve uzun aramalar sonucunda buldum. Ve sonrasında oradan ayrıldıktan sonra Luna Park'a geldik. Evet arkadaşlar, şimdi de Luna Park'a geldik. Küçük kardeşimle birlikte çarpışan arabaya binecektik fakat boyu küçük olduğu için onu almadılar. Çok sıra var ya. Şöyle biraz daha yukarıdan çek. Dönme dolap müdürüydü, evet. Ona binmek zorunda kaldık arkadaşlar. Ve sonrasında oradan çıkıp Kapadokya'ya geldik fakat yani pek şey olmadı gibi, sanki sarmadı ha, ne dersin? Zaten gözlerimden uykusuz olduğumu anlamışsınızdır dostlarım, yani bayağı yorgunluk bu manzarayı çekebilmek için. Ve sonrasında bir sonraki durağıma doğru yola çıktım. Ve sonrasında bilim merkezine geldim. Şu an çok önemli tıbbi çalışmalar üzerinde çalışmaktayım Doktor Senior. Bu gördüğünüz insan bedeni. Bunun da sanırım içindeki top falan çıkarılıyormuş ama ben her Türk gibi bunu farklı amaçlar için kullandım. Birçok farklı malzemenin bulunduğu bu yere kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Daha birçok şey var fakat ben fazla sıkmamak için hepsini anlatmadım dostlarım. Ve sonrasında kendimizi uzaydaymış gibi hissedeceğimiz bir yere geldik. Böyle etrafı yuvarlaktı, böyle tam uzaydaymış hissiyatı veriyor. İçeride kayıt almak yasaktı ve içerisi çok karanlıktı. Yalnız ben montajda biraz aydınlattım ve gerçekten tam tamına uzaydaymış gibi görünüyor dostum. Ve sonrasında bir sonraki durağımız için haritaya baktım ve gideceğim yeri belirledim. Evet arkadaşlar, şimdi Kelebekler Vadisi'ne geldik ama kapanmasına 20 dakika varmış. Artık gezebildiğimiz kadar gezeceğiz. Dağların içinden geçiyor. Çiftleşme çağrısı veren Arizona kertenkelesinin özel hayatını görüyorsunuz şu anda. Evet arkadaşlar, CHP Belediyesi'nin yaptığı şu şeyi görüyorsunuz.
Yani genel olarak burada da kuş böcek falan vardı yani. Neyse arkadaşlar, bu yolculuğunda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın. Ben Enes Gök.